Değerli izleyiciler, bu video bölümünde şiir okuma yöntemleri nasıl olmalıdır, hangi kurallara dikkat etmeliyiz, bunlarla ilgili bazı tespitlerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle belirteyim ki şiirler konuları bakımından 6 türe ayrılmaktadır. Her şiir türünün ayrı okunuş tarzı vardır. Bunları kısaca söyleyecek olursak, aşk, tabiat, yaşam sevinci, sevgiliye özlem, şehrin güzellikleri gibi konular duygusal tarzda okunur. Ölüm, gurbet, yalnızlık, ayrılık acısı gibi konular hüzünlü, trajedik tarzda okunur. Savaş, kahramanlık, mertlik, zafer konulu şiirler yani epik şiirler ise coşkulu, sert tarzda okunur. Ancak konunun akışına göre bazı mısralar lirik yani yumuşak tarzda okunur. Bununla ilgili örnekleri biraz sonra vereceğim. Satirik yani eleştirel konulu şiirler ise sistemli tarzda okunur. Mesela ölüm konulu bir şiiri coşkulu, gür bir sesle okumaya kalksak mantıksız şekilde hareket etmiş oluruz. Savaş, kahramanlık, zafer konulu bir şiiri kısık sesle veya hüzünlü şekilde okursak yine mantıklı bir davranış olmaz. Konuları bakımından şiirler 6 türe ayrılır demiştik. Evet, bunlar 1 lirik şiir, 2 epik şiir, 3 pastoral, 4 didaktik, 5 satirik, 6 dramatik şiir olmak üzere 6 türe ayrılır. Lirik şiir akıcı, duygusal, içtenlikle yazılan şiirlerdir. Aşk, sevgiliye özlem, ayrılık acısı, ölüm, gurbet, yalnızlık, yaşam sevinci gibi konular lirik şiir kategorisine dahildir. Şairlerin yazdığı şiirlerin çoğu da lirik şiirdir, onu da belirtmiş olalım. Lirik şiire örnek verecek olursak, Cahit Sıtkı Tarancı'nın 35 Yaş şiiri, Orhan Veli Kanık İstanbul'u dinliyorum, Ahmet Haşim'in Merdiven şiiri, Orhan Seyfoğlu'nun Veda şiiri gibi bir sürü örnekler verilebilir. Epik şiir, savaş, kahramanlık, mertlik, zafer konulu yazılan şiirlere denir. Edebiyatımızdaki en usta kabul edilebilecek epik şiir örneği Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitleri'ne adlı şiiridir. Yahya Kemal Beyatlı'nın Akıncı şiiri, Muhaç Türküsü şiiri, 26 Ağustos 1922 başlıklı şiir, Yeniçeriye Gazel başlıklı şiir, epik şiire örneklerdir. Pastoral şiir, köy, çoban, yayla hayatını veya memlekete, tabiata duyulan özlemi anlatan şiir türüne denir. Edebiyatımızdaki ilk pastoral şiir örneği Abdülhakamit Tarhan'ın Sahra adlı şiiridir. Edebiyatımızdaki en usta tarzda yazılan pastoral şiir örneği ise Kemalettin Kamlı'nın yazmış olduğu Bingöl Çobanları adlı şiiridir. Bu şiirin bir bölümünü biraz sonra okuyacağım. 4 didaktik şiir, ders ve öğüt verici mahiyette yazılan şiirlere denir. Örnek verecek olursam Pir Sultan Abdal'ın yazmış olduğu bir dörtlük şu şekilde. Dinle sana bir nasihat edeyim, hatırdan gönülden geçici olma. Yiğidin başına bir iş gelince, anı yad ellere açıcı olma. Evet, burada öğüt veriyor okuyucuya. 5 satirik şiir, insanların yanlış davranışlarını veya toplumda görülen bazı bozuklukları, devlet yönetiminde görülen bazı adaletsizlikleri anlatmak için yazılan şiirlere denir. Satirik şiirin divan edebiyatındaki ismi Hicviye, halk edebiyatındaki ismi ise Taşlamadır. 6 dramatik şiir, karşılıklı konuşma şeklinde yazılan, tiyatro havası içinde yazılan şiirlere denir. Bunun en iyi örneği Mehmet Emin Yurdakul'un yazmış olduğu Kesildi Mi Ellerin adlı şiirdir. Şiir okuma yöntemini şekil yönünden ele alacak olursak, bir şiir, epik şiir bile olsa önce biraz kısık, yumuşak bir ses tonuyla şiire başlanır.
Sesimizi gerekli yerlerde yükseltmeliyiz. Sürekli yüksek olarak şiiri okuyamayız. Aynı durum şarkılarda da geçerlidir. Bir şarkıcı şarkısına kısık sesle başlar. Şarkının ortalarında sesini yükseltir. Şarkı biterken de aynı cümleyi 2-3 kez duygusal olarak tekrar edip şarkıyı bitirir. Mesela ezan okurken de böyledir. Müezzinin ezana yumuşak, sakin bir sesle başlaması lazım. Allahu Ekber derken. Mesela ezana yüksek sesle başlasa hoş bir durum olmaz. Ezanın ortalarına doğru sesini yükseltilebilir. Mesela hayyâle sâret derken. En son ezan biterken de la ilahe illallah derken ezanın artık bitmek üzere olduğunu ses tonuyla müezzin belli etmek durumunda. Şimdi okullarda öğrencileri zaman zaman bayram veya anma törenlerine hazırlıyoruz. İlk yaptığımız uyarılardan biri şudur. Şiir veya yazılı bir metni okurken noktada, iki noktada ve üç noktada bir nefes alacak kadar durmak lazımdır. Virgül veya noktalı virgülde ise yarım nefes alacak kadar durmak lazımdır. Eğer bunu yapmazsak karşıdaki insanlar birinci cümleyi anlamaya çalışırken diğer cümlelere hızla geçersek verimli bir anlatım olmaz. Bununla ilgili bir örnek verecek olursam mesela Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitleri adlı şiirinden bir beyit. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, boşanır sırtlara, vadilere, sanar, sanar. Şimdi burada organ isimleri var. Eş görevli kelimeler arasında virgül konur biliyorsunuz imla kuralı olarak. Yarım nefes almadan hızlı hızlı okusam, mesela kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak desem, şiirin bir ahengi kalmaz. Başka bir örnek vereyim, Ziya Paşa'nın terkibi mendilinden. Hür olmak ister isen olma cihanın, sevkinde, safasında, gamında, kederinde. Evet, ikinci mısrada zevkinde, safasında, gamında, kederinde diye hızlı okusam şiirin ahengi kalmaz. Öğrencilere ayrıca şiir okurken her mısra sonunda hafif durmalarını söylüyoruz. Bunu bazen biz de tam olarak yapamıyoruz. Topluluk karşısında şiir okurken bazen pek bekleme durumu olmuyor. Ama mısra sonunda hafif beklemekte fayda var. Bazı öğrenciler dörtlük okurken, dörtlük bitince nefes almadan yeni dörtlüğe geçiyorlar. Tabii hemen uyarımızı yapıyoruz, öğrenciyi durduruyoruz. Bayram töreni için şiir okurken dörtlüğün birinden öbürüne geçerken, evet acele ettiği için öğrenciyi durduruyoruz. Öğrenciye bir nefes almasını söylüyorum. Ayrıca yutkunmasını söylüyorum. Çünkü bunlar insanın tabii ihtiyaçlar, tabii vazgeçilmez ihtiyaçlar. Yeni bir bölüme geçerken ses tonumuzu, nefesimizi ayarlamak durumundayız. Kısaca söyleyecek olursak bir şiiri ne çok yavaş okumalıyız ne de çok hızlı okumalıyız. Şiir okurken veya herhangi bir sunum yaparken en çok dikkat etmemiz gereken kurallardan birisi de tonlama kuralıdır. Tonlamanın tanımını yapacak olursak, konuşurken veya yazılı bir metni okurken sesimizi gerekli yerlerde yükseltmeye veya alçaltmaya, yani kısacası ses ayarlaması yapmaya tonlama denir. Bir şiir baştan sona tek düze, monoton okunamaz. Tonlama şiiri renkli, ilgi çekici, duygusal kılar. Mesela ben şiir okuduğum zaman bazen edebiyat öğretmen arkadaşlara fikir danışıyorum. Şiir videolarımı dinledikten sonra yorum yapmalarını istiyorum. Vurgu, tonlama, mimik, dış görünüm ve benzeri konularda eksiklerimi bildirin diyorum. Bazı arkadaşlar vurgu tonlamamı övmekle birlikte sesimi bazen gereksiz yere çok yükselttiğimi, şiirin ahenginin dışına çıktığımı söylüyorlar. Şimdi tonlamanın amacı budur zaten. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Evet, bununla ilgili bazı örnekler vereceğim. Mesela Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitleri'nin adlı şiirinde şöyle bir beyit geçiyor mesela. Birinci mısrayı lirik, yumuşak tarzda okuyorum, duygusal. İkinci tarzda bir anda epik şiir tarzına tekrar geçiyorum, sesimi sertleştiriyorum. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçekten. Evet, burayı duygusal okuyorum. İşte
çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyeceği. Evet, birinci mısrayı duygusal okudum ama ikinci mısrada ne yaptım? Bir anda ses tonumu değiştirdim. Devam ediyorum, yine duygusal okuyorum mesela. Şu heda gövdesi bir baksana, dağlar, taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Evet, burayı biraz duygusal, yumuşak okuyorum. Öbür beyte geçerken nida sözcü olduğu için sesimi yükseltiyorum mesela. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökte necda dinerek öpse opa kanlı diye. Burada sesimi yükseltiyorum mesela. Şimdi mesela Çanakkale Şehitleri adlı şiire başlarken ilk yumuşak bir tarzda başlıyoruz. Bir yanda yüksek bir sesle başlamıyoruz. Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor gördü beşi. Mesela şiire yumuşak tarzda başlıyor. Sonra gerekli yerlere, bazı yerlerde sesimi yükseltiyorum. Mesela İstiklal Marşı'na yumuşak bir ses tonuyla başlıyoruz. Bir anda yüksek bir sesle başlayamıyoruz. İstiklal Marşı, kahraman ordumuza. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancağı. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocağı. O benim milletimin yıldızıdır, ağlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Şimdi bakın, birinci dörtlü biraz giriş bölümü olarak yumuşak tarzda okuyorum. Ama sesimi biraz sonra yükselteceğimi sinyalini de veriyorum burada, onu da söyleyeyim. Mesela İstiklal Marşı'nın hangi dörtlüğü kuvvetli okunur? Üçüncü dörtlüğe bakalım. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kütlemiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Evet, gerekli yerlerde sesimizi yükseltiyoruz ama şiire bir anda epik şiirde yüksek sesle başlamıyoruz. Şimdi benim gördüğüm hatırlardan birisi şu mesela, şiir videoları dinlerken internetten. Şimdi Türkçe kelimelerde vurgu farklı bir kural olmadığı müddetçe genellikle son hecededir. Mesela baba derken ikinci ba daha kuvvetli söyleniyor, deniz derken mis hecesi daha kuvvetli söyleniyor. Şimdi mesela birisi Çanakkale Şehitleri'nin adlı şiir seslendiriyor, dinliyoruz. Kahraman orduyu seyretti demesi gerekirken kahraman ordu diyor mesela. Kuralı bilmiyor, birinci heceyi vurgulu söylüyor, baskılı. Ses sert tonda okuyor. Tabi bilmeden de hata yaptığı için ister istemez yaptığı hata sırıtmış oluyor. Evet, televizyonda, internette en çok şiir okuyan hocalarımızdan birisi Hayati İnanç Bey. Mesela onun birkaç şiirini dinledim ben internetten. Cahit Sıtkı'nın 35 yaş şiirini okuyor. Sessiz Gemi okuyor. Başka bir şiir okuyor. Şiiri baştan sona tamamen tek ses tonuyla okudu mesela. Yani bu şekilde tek ses tonuyla, tek düze, monoton, ses artması veya eksiltme, sesi yumuşatma, gerekli yerlerde sert okuma, bazen sesimizi lirik tarzda çevirme, bunu yapmadığımız zaman çok büyük hata yapmış oluyoruz. Çünkü tonlama kuralına uymuş olmuyoruz. Evet, birkaç örnek daha vereceğim. Mesela duygusal tarzda okunan bir şiir. Mesela Orhan Velika'nın İstanbul'u dinliyorum adlı şiiri. Duygusal, lirik şiir olduğu için şehrin güzelliklerinden bahsediyor. Evet, duygusal tarzda okunuyor, onu belirteceğim. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzaklarda, sucuların hiç durmayan çıngırakları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Şimdi bakın, bu şiiri okurken acele etmiyorum. Duygusal, karşı tarafı etkileyecek şekilde sakin bir tarzda okuyorum. Acele etmeye hiç gerek yok. Ahmet Haşim'in Karanfil şiirinden örnek vereyim.
yine duygusal okunan bir şiir. Yarın dudağından getirilmiş bir katre alevdir bu karanfil. Ruhum acısından bunu bildiğim. Düştükçe vurulmuş gibi yer yer, kızgın kokusundan kelebekler. Gönlüm ona pervane kesildi. Evet, duygusal bir tarzda okudum. Mesela Necip Fazıl'ın Beklenen şiiri var. Birinci dörtlükte farklı bir duyguyu anlatıyor. İkinci dörtlükte farklı bir duyguyu anlatıyor. Birinci dörtlüğün ses tonu farklı, ikinci dörtlüğün ses tonu farklı olacak. Meşhur bir şiir bu da. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar. Ne de şeytan bir günahı, seni beklediğim kadar. Geçti istemem gelmeni, yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimde gölgeni, gelme artık neye yarar. Evet, birinci dörtlükte sevgilisine çok bağlı olduğunu, hiç kimsenin beklemediği kadar onu beklediğini söylüyor. Ama ikinci dörtlükte sevgiliye sitem ediyor, karşılık bulamayınca artık ondan vazgeçtiğini belirtmek istiyor. Mesela Yahya Kemal'in Akıncı şiirinden bir örnek verecek olursak, epik şiir olmasına rağmen ona da alçak bir ses tonuyla başlıyoruz. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir ordu yendi. Burayı biraz yumuşak tarzda başlattım. Sonra ses tonumu yükselteceğim. Ak Tolgalı beyler beyi haykırdı. İlerle! Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle. Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan. Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan. Evet, ses tonumu gittikçe yükseltiyorum. Sonra doğru tekrar azaltacağım zaten. Evet, en son Bingöl Çobanları şiirinden bir örnek vereyim. Ne demiştik? Pastoral şiirlerde kabahat güzellikleri duygusal tarzda okunur demiştik. Kemalettin Kamu'nun meşhur Bingöl Çobanları adlı şiirinin başından az bir yer okuyacağım. Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum. Bu dağların eskiden aşinasıdır soyum. Bekçileri gibiyiz ebenced buraların, bu tenha derelerin, bu vahşi kayaların. Görmediği yoktur sürü peşinde bizi, her gün aynı pınardan doldurup destimizi, kırlara açılırız çıngıraklarımızla. Evet, duygusal bir tarzda başlamış oldum. Evet, şiir işleme okuma yöntemiyle ilgili bazı kuralları söylemeye çalıştım. Unuttuğumuz başka kurallar varsa başka bir videoda yine bunları paylaşmak üzere.